Şimdi İzmir'de 1800'lerin sonuna doğru Bornova'da, Bornova'daki Leventen ailelerin çocukları, işte Vitollar, La Fontaine'ler, Giroux'lar, bu ailelerin çocukları bir araya gelip futbol oynamaya başlıyorlar. Futbolu ilk kez oynadıkları yerde, şu anda Ege Üniversitesi lokali olarak adlandırılan Yeşil Köşk'ün olduğu yerde ki bir futbol sahası. Burada başlıyor. Şimdi burada başlıyor, hikaye böyle başlıyor ve buradan tüm Türkiye'ye yayılıyor. İzmir Türkiye'de futbolun beşiği, yani birçok tarihçinin hemfikir olduğu üzere 19. yüzyıl sonunda, son çeyreğinde hatta İzmir'de, Bornova'da oynanmaya başlamış. Öncelikle Levantenler ve yerli azınlıklar arasında yaygınlaşmış. Daha sonra Türkler de oynamaya başlamışlar. Türk kulüplerinin kurulmasıyla birlikte daha Birinci Dünya Savaşı öncesi işte Karşıyaka ve Altay kurulması, bir de şimdi İzmir İdman Yurdu diye bir kulübün ismi gündeme geldi. Yerli Türkler de çok erken bir tarihte diyebiliriz futbol oynamaya başlamışlar ve futbolun kültürü de çok erken tarihlerde oluşuyor. Burada söz konusu olan Levanten gençlerin kurmuş olduğu işte İzmir Bornova Spor Kulübü, Futbol Kulübü, Burunabat Futbol Kulübü diye bir yer var. Orada başlıyor. Ardından onun üzerinden götürülen, baktığımızda yine bu ailelerin çocuklarının bir kısmı İstanbul'da yaşıyorlar. Özellikle Vitol ailesi mesela. Vitol ailesi çok önemli bir aile. Bu vurguyu özellikle yapayım. Mesela Vitol ailesinin yaşadığı yer bugünkü Ege Üniversitesi Rektörlük Binası. Aynı Vitol ailesinin Kadıköy'de yaşadığı yerse hepimizin çok iyi bildiği, çocukluğumuzda çok iyi bildiğimiz Barış Manço'nun evi. Orası da Vitol ailesinin binası. Şimdi orada da akrabaları var ve orada da takımlar kuruluyor. İstanbul karması, İzmir karması maçları yapılıyor. Mesela 3 kez İstanbul karması ve İzmir karması maçı var. Bu maçların 2 tanesini İzmir karması kazanıyor. Böyle bir başlangıç var. Ha, burada bir süre Türk ve Müslüman gençler hem dinsel hem de geleneksel anlamda futbola mesafeli duruyorlar. Ama belli bir süre sonra bir bakıyorlar ki futbol oynamak, futbol üzerinden kendilerini gösterebilmek, kendilerini ifade edebilme kanalları olduğunu fark edip futbolla onlar da tanışmaya ve onlar da oynamaya başlıyorlar. Ha, bu İzmir'de nasıl gerçekleşiyor derseniz, İzmir'de iki farklı yer var. Bir tanesi Karşıyaka, diğer de karşı tarafta özellikle Altay'da gerçekleşecek. Şimdi Karşıyaka'daki gençler burada şu anda bulunduğumuz yerin çok yakınında işte Omiros'un tarlası olarak adlandırılan mekanda Karşıyaka Futbol Kulübü'nü 1912 yılında kuruyorlar. Bu dönemde işte Karşıyaka Spor Kulübü yeşil ve kırmızının seçilmesi, işte İslamlık, Türklük ve bunun üzerinden amaç yine o dönemin burada yaşayan Türk gençlerin, Türk ve Müslüman gençlerin kendini ifade etmeleri. Diğer tarafa baktığımız zaman da orada da işte Altay Kulübü'nün 1914 yılında kurulduğunu görüyoruz. Orada da Şerif Remzi Reyhanet gibi, Şükrü Salaçoğlu gibi, yani pek çok Cumhuriyet döneminde de etkin olacak, Cumhuriyet döneminde de kendisini gösterecek pek çok ismin Altay'ın kuruluşunda yer aldıklarını göreceğiz. İzmir'de Altay ilk kurulduğunda şimdiki San Josef'in olduğu sokakta bir bina var. Ayrıca Gül Sokak'taki bir evin de Altay'ın ilk kurulduğu yıllarda kullanıldığı söyleniyor. O zaman Punta adını taşıyan Alsancak merkez, yani son derece canlı bir hayatın içinde. 1914'te, tabii 1912'de Karşıyaka kurulup 1914'te Altay resmen kurulduktan sonra 1923'e kadar iki spor kulübü beraberce yürütüyor. Arada mütareke döneminde bir İzmir İdman Yurdu olayı var. Fakat 1923'ten sonra Altınordu kurulduğunda Basmane ve çevresi, Kemeraltı, bu kesimde oturan tüccarlar, içlerinden biri Eczacıbaşı, şimdiki Eczacıbaşı Holding'in atası diyebileceğimiz Ferit Eczacıbaşı var mesela. Bunlar o zamanlar Basmane oldukça, nasıl diyelim şimdiki dille, elit bir semt. Yani İzmir kökenlerin oturduğu elit bir semt.
Bunlar hep o çevrede oturduğu için kulüpte zaten Agora'da bir kulüp binası var. O taraflarda yoğunlaşıyor taraftarlar. 1930'lara doğru Altınay ve Sakarya Kulübü var Eşrefpaşa çevresinde. Onlar da birleşip İzmir Sporu oluşturuyorlar. 1925'te de Göztepe'liler Güzelyalı civarında Göztepe'yi kuruyorlar. Ve Altınordu ve Göztepe Altay'ın bağrından kopup çıkmış iki güzide kulübümüz. Şimdi işte Şükrü Saraçoğlu biliyorsunuz yıllar sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün işte Aziz Yıldırım öncesindeki en uzun süreli kulüp başkanı olacak. Şerif Remzi Reyent ilginçtir. Aslında Karşıyaka'da yaşar o dönemde. Ama ticaretle uğraşan bir tüccardır. İncir ve pamuk ticareti yapar. Şu andaki asansör binasının o dönemdeki sahibidir. Ve kendisi 1. İktisat Kongresi'nin düzenlenmesine epey önemli katkıları vardır. Şimdi böyle de bir ilginç durum var. Yani o dönemde Karşıyaka, Altay gibi takımların olduğunu görüyoruz. Ve ardından Cumhuriyet'in kurulmasından 2 ay sonra Altınordu Spor Kulübü kurulacak. Hatta Altınordu Spor Kulübü Türkiye Cumhuriyeti'nden kuruluşundan sonra hayata geçen ilk futbol kulübü olarak da karşımıza çıkacak. Bakın 1923'te çok büyük bir olay oluyor. Şimdi Gazi Paşa yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra aynı zamanda Cumhuriyet Halk Fırkası da kuruluyor. Fakat aynı dönemde bir parti daha var. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1923'te kuruluyor. Tabii belli bir takım gelişmeler oluyor. Sonradan kapatılıyor. 1925'te Şeyh Said isyanı oluyor. 1930'da serbest fırka kuruluyor. Gazi Paşa diyor arkadaşı Fethi Okyar'a bir muhalefet partisine ihtiyaç var diyor. 1930'da da İzmir Spor kuruluyor. Yani bunlar tesadüf mü? Yani kesinlikle futbolu siyasetten ayrı düşünemeyiz. Ve mutlaka siyasetin futbol üzerinde büyük etkisi var. Bunu günümüzde de görüyoruz. İzmir aslında Osmanlı'nın son döneminde daha farklı bir kent, daha ayrıcalıklı bir kent. O da şuradan geliyor. Bir liman kenti ve liman kenti olduğu için de bulunduğu pozisyon diğer kentlerden farklı. Yani İzmir'de futbolun başlamış olması aslında tesadüf değil. Çünkü İzmir işte modern limanın ilk kez kurulduğu, tren yolunun ilk kez devreye girdiği kent olduğunu görüyorsunuz. Bu açıdan da İzmir kenti hakikaten çok başka bir yerde başlıyor. Ve ekonomik anlamda da sosyal anlamda da İzmir kenti o dönem Türkiye'nin hemen hemen yani Osmanlı'nın en önemli kenti diyebiliriz. Hatta şöyle söyleniyor özellikle Levant'ın yıldızı ismi veriliyor. Yani bir batılının kendisini kendi evinde gibi hissedebileceği tek doğu kenti. Bu ifade kullanılıyor. O yüzden de yani İzmir ayrıcalıklı bir kent o dönem açısından. Şimdi İzmir kurtuluşu kazandıktan sonra şöyle bir durumla karşı karşıya kalacak. Biliyorsunuz bir yangın yaşanacak. Yangının ertesinde nüfus mübadelesiyle beraber İzmir'deki burada yaşayan ve burada ticaretle uğraşan önemli bir nüfus Yunanistan'a gidecek. Şimdi bu İzmir'in ekonomik anlamda o ayrıcalıklarını oluşturan pek çok unsurun kaybolması anlamına yol açacak. Bir diğer önemli husus, Cumhuriyet sonrasında İzmir yine çok uzunca bir süre ülkenin en önemli liman kenti olmayı, ihracat merkezi olmayı sürdürecek. Ama yavaş yavaş İzmir o özel ayrıcalıklı yerini kaybetmeye başlayacak. Çünkü baktığınızda artık Cumhuriyet'le birlikte daha farklı bir ekonomi, sanayi ve anlayış söz konusu olacak ve burada İzmir yavaş yavaş biraz daha farklı bir pozisyona bürünecek. Bu pozisyon İzmir'in futboluna da sporuna da yansıyacak. Ve İzmir aslında futbolun başladığı, futbolun çok uzun süre çok önemli bir yerde durduğu, hatta takımlarının örneğin işte Göztepe Kulübü 1951 yılında Türkiye şampiyonu olacaktır. Önemli bir kent olmayı sürdürecek. 1959'da kurulacak olan Milli Lig de 5 tane takımı yer alacak ve uzun süre boyunca 5 takımla o Milli Lig'de temsil edilecek. Burada yine Göztepe üzerinden konuşacak olursak 60'ların sonundaki işte Fuar Şehirleri Kupası, orada elde edilen başarılar, üçüncülük gelecek. Ama İzmir zaman içerisinde
Türkiye'nin yaşadığı dönüşümü ona ayak uyduramadığında özellikle 1980'lerle beraber gerilemeye ve kan kaybetmeye başlayacak ve bu kan kaybetme meselesi aslında İzmir'in hem insan profilini, o yetiştirdiği insan gücünü her alanda İstanbul'a ve Ankara'ya kaybetmesine yol açarken spor alanında da futbol alanında da kaybetmesine yol açacak. Ve bu açıdan İzmir kulüpleri özellikle 1980'ler sonra bakarsanız artık önce ikiye düşeceğine sonra teke düştüğünü sonra olmamaya başladığını göreceksiniz. Yani İzmir bu anlamda futbolun başladığı yer ama zaman içerisinde o yapıya ayak uyduramadığı için burada yer alamayan İzmir kulüpleri tıpkı İzmir sanayisi gibi, İzmir medyası gibi, İzmir ticaret merkezleri, ticaretle uğraşanları gibi bu yapıdan giderek dışlanmaya ve yavaş zaman içerisinde küçülmeye başlayacak. Yani bugün İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük kenti ama baktığınız zaman nüfus açısından üçüncü büyük kenti. Onun ötesinde baktığınızda yani İzmir'in Anadolu'nun özellikle 2000'lerle beraber geçtiği o Anadolu kaplanları ile birlikte değişen dönüşüm İzmir'i maalesef yansımadı. Yani bunu İzmir'de oturanlar belki kabul etmeyebilirler ama İzmir bu açıdan hem görünüş hem içinde bulunduğu pozisyon itibariyle pek çok şey kaybetti.